Bizim lokmaya benziyor. Ne yediğime dair bir bilgim yok. Camul, Ashok Chat, Fabri Char, Rumeli Rugi, Nanka Dai, Şirmal, Karims, Kara Camul, Paratkas. Beraber yorumlayacağız arkadaşlar, öyle bir şey yok. Berat 3. elinmiş, aleyküm selam. Abi şu hijyenik değil ya. Yani şuralar hijyenik durmuyor hiç ya. Hani ben öyle çok hijyen arayan bir adam da değilim. Yani öyle of mutfağı tertemiz olacak falan öyle bir kafa peşinde değilim ama hiç hijyenik durmuyor yani. Yani abi baksana Allah Muhammed aşkına yapmayın ya. Fazla hijyenik yani. Yani bu kadar da değil, anladın mı? Bak gerçekten hijyen peşinde olan bir adam değilim ama bu kadar da değil. Burası Hindistan abi. Birisi yoldan geçerken bacağına tükürebilir. Abi benim vücut kıymalı. İnek sıçabilir. Araba çarpabilir. Kafana takoz düşebilir. Elinden birisi kameranı almaya çalışabilir. İnanılmaz bir kaos var. Ama onunla beraber şehrin inanılmaz bir ritmi var. Şimdi size çok ilginç bir tane sokak yemeği göstereceğim. Birkaç tane de olabilir. Hindistan'ın sokak yemeklerini göreceğiz bugün. Oğlum bir şey diyeceğim. Türkçe olmasına rağmen altyazı çıktığı zaman sadece altyazıya odaklanıyorum. Nedenini bilmiyorum. Alışkanlık mı artık? Neyse kapat. Sen bir video olabilir. Ben sokak yemeklerine bayılıyorum. Göreceğiz hep beraber. Herkes bana bakıyor şu an. Ula bu kimdir? Sabahtan beri geçiş arıyorum. Bulamadım. Ula ne dolaşı herif kim? Bizim buraya gelmiş. Hayırdır kardeş? Ben de atlıyorum artık. Pes ettim. Hindistan'da olmak ne oluyor lan? İş güvenliği. Ne yapıyorsunuz oğlum? Niye böyle sağlanıyor işte? Adam çıkmış. Oraları siliyor herhalde. Şimdi bir tane kitapçı gibi bir şeyin önüne geldim de size Hint alfabesinin ve Hint yazılışının nasıl olduğunu... Mesela bak kendimi bildim bileli şu yazı tipinden korkmuşumdur. Şu yazı tipinden korkuyorum. Çünkü bu genelde büyülerde müyülerde böyle şeyler oluyor ya. Nedenini bilmiyorum. Öyle bir bilinçaltım var. Bilinçaltımda. Olduğunu göstermek istiyor. Çok yani tabii normal yazı ama bilinçaltında bu hep büyü dili olarak yani. Değişik değil mi böyle? Acayip bir şey. Anlaşılmıyor yani. Çince diyeceğim değil, Arapça diyeceğim değil. Böyle ikisinin mix olmuş hali gibi. Enteresan bir dil. Bir de oralarda mesela şunlar çok var ha. Şu bisikletli arabalar. Herhalde turist mi çok geliyor ondan dolayı herhalde. Şimdi tekrar... Ya da oranın taksisi mi artık? Nereden hostele geldim. Bu arada kaldığım otelin hostelin adı Ghost Tops. Ben de şimdi burada kalıyorum zaten. Süreçle beraber hostelde resepsiyonda duran. Süreçle beraber bir sürü sokak yemeği deneyeceğiz. Bana yardımcı olacak böyle gizli kalmış böyle Hindistan'ın ara sokaklarındaki. Ah, kardeşim yardımcı olacak bize diyor yani. Sokak yemeklerini... Buraya da gezmeye gitmezsin ya. Niye oğlum, merak edebilirsin ya. Oğlum herkes her yeri merak ediyor, bir sürü yeri. Bulacağız beraber. Bugünün videosu sokak yemeği olacak. Aleykümselam. Şimdi böyle bir tane tuk tuk gibi bir şeye bindik, gidiyoruz. I will stay like this. What is the next stop? So we'll just go to a famous kulfi shop, that's Kuremal Kulfi. En iyi şeye gidiyoruz diyor. Coffee shop, yani kahve dükkanına gidiyoruz seni. Çok ünlü diyor. Çavari Pazar diye bir yer varmış, orada kulfi shop diye bir şey var. Gidince göreceğiz, ben de bilmiyorum. Ha, kavali shopmuş lan. Coffee, ben coffee sandım. Coffee. Kaosun içinde, trafiğin içinde. Gidiyoruz bakalım. Coffee shop sandım oğlum. Gördüğünüz gibi burada master var. Korna çalmak kural. Horn please yazmış arkasında. Gördüğünüz kaleden 14 tane varmış. Moğol yapmışlar. Şahcağım anlatmış değil mi daha önceki videoda? Oğlum herkes bisiklet sürüyor lan. Sadece 4-5 tanesi ayakta kalmış. Her bir kapının gittiği yere kapının ismi verilmiş. Düşmanlardan işte korunmak için yapılan kalelerden bazıları. Düşmanlara da istirahat etmiş. Aleykümselam, live'a hoş geldin. Pazarın girişindeyiz şu an. Bu adam sinirliydi bak. Gergin görünüşlü adam. Ulan siz kimsiniz kardeş? Ya
Ne abi? Yan kesici mi oğlum bunlar? Oranın yan kesicisi mi? Burada bir şey var abi. Paylanıcıya para vermiyor. Allah Allah. Yoksa sana böyle büyü yapıyormuş gibi inanıyorlar. Kötü şans getiriyormuş gibi inanıyorlar. Acayip, şimdi gördüğünüz gibi para verdi zaten. O yemeğimizi yiyeceğimiz yere geldik. Şimdi yiyeceğimiz yemeğin adı kulfi. Çavri Bazar diye bir yerdeyiz. Bu da kulfi diye bir yemek yapıyorlar. Muhtemelen Hindistan'da gördüğünüz en ilginç dondurmadır. Hatta dondurma mı? Dünyada göre biz en ilginç dondurma çeşitlerinden bir tanesi. Onu göstereceğim size. Şimdi burada meyvelerin içini o yaptıkları dondurma şeyiyle donduruyorlar. Meyvelerinin içini nasıl boşaltıyorlar tam anlamadım ama. Bak şimdi göstereceğim. Oo, bak bu güzelmiş. Güzel ha. Çikolatalı mıydı o? Roketlik gece girebilirim belki. Dur, videoya odaklandım. Şimdi dondurma geldi, ben nar söyledim. Bunu nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Meyvenin içini boşaltıyorlar. Sütü çok fazla kaynatıp sıcakken içine döküyorlar. Sonra donduruyorlar. Bunlar bildiğin meyvenin kendisiyle beraber donuyor şu şekilde. Bunu aslında şöyle bir hikaye... Dişini acıtır ha bu. Var. Kışın bunları saklamak için yer altında, yani kışın bunları yemek için daha doğrusu böyle bir yöntem oluştu. Bu mekanda 1906 yılından beri işleyen bir mekan. Tadına bakacağım. Bayağı dondurma ama meyveyi yiyormuşum gibi hissediyorum. Ama buz. Tabii sütle karıştırınca süt tadı da geliyor, şekerli hafiften. Tatlandırıcı falan kullanmamış, meyvenin kendisi. Bu güzel. Bir şey diyeceğim bu arada. Bu yenir kardeşim. Şimdi yiğit öldür hakkını yeme. Bu güzel duruyor oğlum. Bu güzel duruyor. Bu güzeldir. Kesinlikle eminim buna yani. Hatta ben size bir şey diyeyim mi? Bunu Türkiye'ye aslında getireceksin bunu. Yapmayı bulacaksın. Türkiye'de bunu sen viral de yaparsın. TikTokçulara göstereceksin, iki tane TikTokçuya var ya, patlar gider o. Oğlum çok girişimci adamım, Allah'ım ya Rabbim ya. Komple. Aslında çekirdeği falan gözüküyor zaten. Bunu da şöyle yiyeceğim. Bu ne lan? Blackberry, böyle dut tarzında bir şey. Jamul. Name is Jamul. Jamul. Kendisiyle karıştırmışlar. Wow, spicy. Wow, I love it. Acılı mı? Birdland'ın dondurma düşünün. Üzerine hayvan gibi baharat atmışlar. Böyle kimyon tadı geliyor ağzıma. Ve bayıldım buna ya. Aa, güzel mi? İlk defa böyle bir şey yiyorum ben. Çok hoşuma gitti. İşte abi bu güzel olabilir. Biz öyle ıy mı diyoruz da belki güzeldir ya. Iy demeyin, bir durun ya. Oğlum bir durun. Güzel olur. Lan dur, ekmeğimize çekme. Güzel olabilir oğlum. Dedicim 5. Şimdi kulfilerimizi yedik. Bunların tanesi şu 60 rupiymiş. Yani dolar. 1 dolar gibi bir şey yapıyor. Şu 200. O da 3-4 dolar civarı bir şey. Gezir bizde rabri. You got free rabri. Yapıyor. Valla böyle bir lezzet için değer bence. Şu ikisi bir tabak yapıyor bu arada. Yani bir tabağı değil. Yani komple bir meyvesi. Ha, bir dolar gibi bir şey. Bundan sonraki yerde çark. Orada görüşürüz. Şimdi Ashok Chat. Ashok Chat geldik. Tamam, köşede Ashok Chat diye bir yemekleri var abi. Onu deneyeceğiz. House'tan hadi bakalım. Şöyle yakından göstereyim size. Şimdi burada papri... Oğlum bak, güzel olabilir de abinin sunum tarzı kötü. Yani bak, harbiden abinin sunum tarzı kötü yani. Elinde toprak parçası duruyordu oğlum adamın ya. Baksana oğlum. Toprak parçası duruyor abinin elinde ya. Sunum tarzı kötü abi. Yani tadına bir şey diyemiyorum da. Göstereyim size. Oradan toprakla demir parçaları iniyor yemeğin içine. Şimdi burada papri çark. Papri çark. Papri çark. Sipariş verdik. Papri çark yapacak amca bize. Yap bakalım amca. Herhalde bu profiterol. Yoğurtlu. Abi orada el durun bir dakika, incelememiz lazım ha, bunu öyle izleyip geçemem ben. Bir dakika. Bak abi profiterol gibi işte puf şeyi yaptı, tamam mı? Yoğurt gibi bir şeye batırdı. Bu sütlü mayalı yoğurt mu artık ne? Sonra elini bir şeye batırıyor. Bu da herhalde zeytinyağlı bir şey. Ya da elini temizlik amacıyla orayı mı kullanıyor? Onu da bilemeyiz. Yani belki de hani elindeki o sütün kalmışını oraya yıkadı yani. Temizlik olarak da kullanabilir. Bana biraz hatta temizlik daha mantıklı geldi. O temizlik için kullanıyor gibi orayı.
Tamam yaptı. Evet evet temizlik için yapıyor. Bak. Orada elini daldırdı, temizledi. Tamam, nohut mohut gibi bir şeyler koydu. Mısır gibi. Baharat. Medium. 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 Bunun ne olduğunu bilmiyorum işte. Bu... Bu nedir bilmiyorum. Çikolata gibi bir şey. Barbekü sosu gibi bir şey ekledi. Elini de temizledi abi. Bak hijyen kardeşim. Hijyen. Elini de temizledi reis. Koca reis. Hijyenik bir firma. Şimdi çapri parmağı. Param ver. Yemek terörü. Dayı şimdi kameraya yaklaşıyor. Param ver. Başka bir şeye ihtiyacım yok lan. Baya baharatlı acılı bir şey söyledik. Kıtır kıtır bir şey var ya, onun adı çapri. Çapri pat da böyle hepsinin karıştırılmış haline çapri pat deniyormuş. Şimdi bunu deneyeceğiz. Baya soğuk bir yemek. Soğukmuş. Evet, zaten orada hep buzlar vardı, görmüştük. Böyle göstereyim yakından. Güzel mi İçinde acaba? Her şey var. Ne yediğime dair hiçbir bilgim yok şu an. Ama şunların ekmek tarzı bir şey olduğunu anladım. Şurada şeyler var. Yoğurt var üzerinde. Yoğurtmuş bak, o yoğurtmuş. Buzlu yoğurt. Onun tadı geliyor. What is this? Potato. Potato. Evet, burada patates aynen. Burada nohutlar var, bunları görebiliyorsun. Evet bak, nohut dedim. Ne olduğunu anlamadım ama acı bayağı. Enteresan bir yemek. Çapri pa. Çapri pa. Bunlar işte çapri. Oğlum işte ya, aslında ekipmanın olacak. Gideceğiz Hindistan'a bizim ekiple. Team Eliren toplanacağız abi, gireceğiz Kapri Papri reisin yanına, diyeceğiz dayı yapıştır gelsin, yapıştır reis. Papri 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 pa, adını söyleyemiyorum ya. So this is balla pav. Balla pav. This spongy balls made up of lentils. Acayip değişik bir test. Son bir tane daha alacağım, çok doyum. Lentil bakliyat demek, bilmeyenler için hatta bir doğrulayayım, unutmuş olabilirim. Pardon, lentil mercimek demekti. Unuttum ulan, kendi şeyimi unutuyorum. Gitmeye gitmeyi unutuyoruz kardeşim. Yemeyeceğim çünkü daha bir sürü yemek yiyeceğiz. Aman çok güzel, bırakamıyorum da. Öyle bir tane daha alacağım. Bayağı güzelmiş. Aynı zamanda bu turu siz de almak isterseniz nasıl alabileceğinizi falan aşağı koyacağım. Bayağı yardımcı olur size. Aa, turu falan alabiliyormuşuz. Ya yoğurtlu şey gibi, bizim aş yemeği var ya. Bu aş yemeği gibi bir şey. Aş yemeği gibi bir şey. Hayır, Hindistan değilim kardeşim. Bakliyat işiyle uğraştığım için. Fuarlara gidip geldiğim zaman kullanıyorduk işte. Lentil de o yüzden aklımda kalmış. Unutmuşum sonradan. Kes ulan kes kes. Kafayı mı yedin oğlum sen? Bu herhalde sabah kahvaltı için. Peynir falan var çünkü. Menemen gibi bir şey herhalde. Dayı kusacak gibi duruyor. Kriyoks hoş geldin. Bu da şeymiş, soyadan yapılan kebapmış ama vejetaryen, vegan kebap. Öyle söylüyorlar. Rumali Rugi'miş adı da. Rumali Rugi. Suraj diyor ki, Hindistan'ın en iyi yemeğini yemek istiyorsan diyor, Hint düğününe git diyor. O zaman en iyi yemekleri yersin zaten, hepsinden yersin diyor. Bir tane Hint düğününe denk gelsek çok güzel olur. Ben İnşallah geçen geldiğimde 2015'te bir düğüne denk gelmiştim. Bayağı bir döktürmüştüm, dans etmiştim düğünde. Tapınak düğün, tapınakta kutlanıyor bir de. Bayağı bir yemek dağıtıyorlar. Aa, bu güzeldir bak. Şu an güzel duruyor. Ama bak o yandaki sosu bilmiyorum bak. Şu anda şu yani tavuk gibi bir şey, nuggetlı patatesli bir şey yani. Bu da sokak burgeri ama patates koyuyorlar. Et yok yine. Bildiğin patates burger sokakta yapılan. Kind of baked. Patso işte ya. Beyaz unla yapılan, sokakta yapılan bir kurabiye gibi bir şeymiş bu da. Nan kadayı. Nan kadayıymış işte. Nan kadayı. Nan kadayı. Şimdi buraların en güzel sokak sandviç yapan bir yerine geldik. 50 yıllık bir yermiş burası. Allah İki Allah. Kardeş beraber yapmışlar. Bayağı sade ama buraların en güzel sandviçi diyorlar. Bakalım. Koy inside. Bu arada burada meyve sandviçi de varmış. Mesela Pınar Çilek, dördüncü deneyim hoş geldin. Yazıyor. Elma sandviçi, ananas sandviçi. Allah Allah. Sandviçi, mango sandviçi, her şeyin sandviçi var. Yandan pancake, olarak... yandan waffle gibi bir şey o zaman, ekmekli yani, ekmekli waffle gibi. Burada meyve sandviçi alacağız. Karışık meyve sandviçi alacağız bir tane. Yarım alacağız. Bayağı yarısı bile çok büyük diyor. Bakalım nasıl olacak. 40 yıllık mekanmış burası bu arada. Şimdi sandviçin nasıl yapıldığını göstermek istemiyorlarmış. Son yapılmış şeklini yani göstereyim. Allah Allah. Gizli tutuyor ha reisler.
Öyle bir kural koymuşlar kendileri. Muhtemelen çok rahatsız etmişler. Burası bayağı ünlü bir yermiş bu arada. Bayağı popüler bir yermiş ama çok ara bir yerde. Yani Suraj getirmese buraya ben hayatta böyle bir yer bulamadım. Sandalye 43. Bir dakika bir şeye bakacağım kardeşim. 4 tane mesajım var. Çete bak. Çete baksana olan. Lan bir yorum oku amına koyayım. Okusana lan sana diyorum. Kardeş. Gerek yok. İzleyeceksen düzgün izle. Ne sen yorul ne ben yorulayım. Birbirimizi üzmeye gerek yok. İzle işte doğru düzgün abicim hadi. Şimdi sandviçimiz geldi. Meyve sandviçi. Karışık meyve sandviçi bu. İçine ne koydu? Ben gördüm bayağı izledim. Mango koydu, üzüm koydu, nar koydu, çilek koydu. Bir de panir diye bir şey var Hindistan'da. Daha önce biliyorsunuz bizde de var muhtemelen. Sütü ısıtıyorlar, kaynatıyorlar. Limon su koyuyor içerisine. Sonra pamuk bir bezle asıyorlar. Bütün suyunu bırakıyor. Geriye kalan şey panir oluyor. Peynire benzeyen bir şey. Arasına ondan da koydu. Şimdi bu meyve sandviçini yiyeceğim. Şöyle göstereyim. Kaşar var mı bunda? Bunda kaşar da gördüğüm gibi. Bu güzeldir bu arada. Bayağı. Bu güzeldir ama bunun kötü olma imkanı yok bu arada. Bütün vitaminler ne oldu? Aynı zamanda protein oldu. Lezzetli bir sandviç. 40 yıldır mekanı yapıyorlarmış. Sadece kendileri yapılmış. Yardımcı bile almıyorlarmış. İçinin bize şey sürmüş. Ananas mıydı o? Doğru lan. Gizli reçelmiş. Kimseye söylemiyorlarmış. Bayağı güzel ya. Abi panir Kürtçe'de peynir demek. Olabilir bilmiyorum valla. Bizim orada olsa ben her sabah bundan yerim. 100 rupiymiş bu da. Valla yarım söyledik. Yarımı bile kocaman. İki dilim halinde getirdim. Full dedikleri de iki parça kocaman oluyor abi. O yüzden yarım bile bir sürü yani. Yarısını yiyorum. Çeyrek yiyorum şu anda. Bu yenmez değil abi. Yersiniz ya. Önünüze getirsem yiyeceksiniz oğlum. Boş yapmayın. Nasıl yaptığı önemli değil abi. Ye gitsin oğlum. Sanki yediğin her yemeğin nasıl yapıldığını nereden biliyorsun ya? Belki lahmacun yediğin yerde yani sakın bunu yanlış algılamayın. Hiçbir lahmacun ustasına falan birine bir şey demiyorum. Ya belki adam bir yerini kaşıyıp yapıyor yani. Bilemezsin abi. Hijyen dışarıdan ya. Şöyle bir söz duymuştum. Dışarının en temiz yeri ev yemeğinin en ne? Dışarı yemeğinin en temiz yapılanı ev yemeğinin en pis halini bile tutmuyormuşmuş. Öyle bir şeymişti. Anladınız siz, anladınız. Şimdi nim diye bir şey satıyor teyze burada. Ondan aldık 10 rupiye. Bildiğin bu misvak var ya, bizim misvan. Burada nim diyorlar ona. Ya çiğniyorsun. Sen sokağın bütün tozunu ağzıma sürdüm mesela. Neyse evde yıkayıp yiyeceğiz artık. Yeah, it's also not good taste. Acı, bayağı acı. Misvak gibi değil, daha farklı bir şey bu. Neyse bunu sonra deniriz. Buralardan geçmek, survive etmek bayağı. Dayı çarpıyordun valla. It's a jalebi. Jalebi. It's Indian sweet dish. Bu da bir tatlı türüymüş. Ne tatlı mı? Karides sandım lan. Hamur gibi bir şeyle yapılıyor. How do you sleep here? Metal bol, hoş geldin Prime Lab'ın. İnsanlar görüyorum. Ama bu trafiğin içinde bu kaos içinde nasıl uyuyabiliyor aklım almıyor ya. Çok ilginç ya. Milyonlarca insan böyle yaşıyor. Dayının umurunda değil ki artık yani. Bence adam onu düşünecek halde değil ya. Çok da yaşıyorlar. Şöyle bir isteğim var. Hindistan'a ilk defa gelmiş şaşkınlığını yaşıyorum. Ama sanki daha önce buraya defalarım ve burada yaşamış gibi hissediyorum. Acayip bir ikilemdeyim. Şaşkınlık hiçbir zaman bitmeyecek onu anladım ya. Yani 10. defada gelsen şaşıracaksın bu durumu. Bu Mongol dönem var ya 16. Ama bizim oyunu oynadığımız oyundaki karaktere çok benziyor lan. 10. defada gelsen. Hatırladınız mı? Tuğkan abilerle bir oyun oynamıştık. Baboli falan filan. Oradaki Hint karakterine çok benziyor. Şaşıracaksın bu durum. Bu Mongol dönem var ya 16. 17. yüzyıldan kalma. O dönemden kalma çok ünlü bir yemek. Karimis. Karimis diye bir yemek bu. Şimdi onu göreceğiz. Bakalım nasıl bir şeymiş karimis. Daha çok böyle etli olarak. İnsan normalde her şey vejetaryen ama bunlar etli olmasıyla lezzetliymiş. Şurada da... Bir şey soracağım. Cahilliğime verin. Hindistanlılar... ineğe inanıyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? O yüzden zaten et çok kullanmıyorlar ya. Çoğunluğu. Ya inek onlarda kutsal olarak değil mi? Tamam. Çoğunluğu yani. Çoğunluğu olarak bahsediyorum. Etli olarak yapacağız. Bakalım nasıl bir şeymiş karimiz. Bunu ne etinden yapıyor? Daha çok böyle etli olarak. İnsan normalde her şey vejetaryen ama bunlar etli. Tamam, inek kutsal söylüyor. Anladım. Okey. Ne yazmış biri? İnandıkları inek türü farklı yedi... Ha ineğin bir de türüne inanıyorlar. He. Olmasıyla lezzetliymiş. Şurada da göstereyim. Nasıl yaptığını göstereyim.
Mesela kültür farkımızı direkt burada görüyorum abi. Bizde yani yemeğin yanına ayağın kalkma imkanı diye bir şey yok abi bizim kültürümüzde. Yani şöyle bir adam Türkiye'de bence yapamaz yani, anladın mı? Bizim kültürümüzde mesela bu olmaz. Benim yani gördüğüm şey yaptığım. Yani abi her an böyle bir yemeğin içine girecekmiş gibi hissettiğim yani ben bunu görsem almam bu arada. Yani bizim gözlemeci teyzeler bile böyle yapmıyor oğlum. Yerde yaptığı zaman anladın mı? Ayağını yani geriye çeker. Ya da ne bileyim çiğ köfte yapıldığı zaman ayağını öne koymaz yani kimse. Herkes arkada durur o ayak yani. Bu mekanın hikayesi şöyle. Karim aslında bu buranın çok çok önemli. 16. 17. yüzyıldan kalan ismi. Şöyle oluyor. Bu adam böyle küçük bir tezgahta başlıyor satış yapmaya ve çok... Baksana oğlum bak görüyor musun? Ayağını ovuşluyor ya. Yüzyıldan kalan ismi. Şöyle oluyor. Bu adam böyle küçük bir tezgahta başlıyor satış yapmaya ve çok başarılı oluyor. Arasını falan karıştırıyordur orada. Ne özel baharatı. Kendiniz öyle yemek yapış şekilleri hiçbir zaman bilinemiyor ve bunu sır olarak satılıyor. Dolayısıyla bu Mogul kültüründeki yemeklerin hepsinin arkasında böyle büyük sırlar var. Bunların paylaşmadığı işte baharatı hangi yemeğe nasıl baharat koyacağından tutun da etin nasıl kesileceği, neresinin kesileceğine kadar. Bu tür sırlar bunun gibi restoranları bayağı popüler ve ünlü yapıyor ve çok lezzetli yapıyor. O yüzden Hindistan Delhi'ye gelen bütün Hintliler buraya gelip yemek yemek istiyormuş. Öyle bir hikayesi var. Tadı güzel olabilir bak. Harbi güzel olabilir. Bu arada şeyde problemim yok. Isınıyorsa sıkıntı yok abi. Adam istiyorsa ayağını avuçlasın. Isındıktan sonra fazla sıkıntı yok. Gerçi nasıl yok abi, var ya. Lan buradaki bütün restoranlar satın almış. Hepsinin adı Karim şu an. Bunlar da sokak kekleri. Sokağın ortasında böyle açıkta kekler olabiliyor. İnsanlar bunu alıp yiyebiliyor. Gayet doğal bir şey. Bak mesela bu abinin dükkanı biraz daha hijyenik duruyor. Thank you. Bayağı yağlı bir şey. Bayram çöreğine benziyor zaten. Tatlı bir şey. Thank you. Kurutulmuş meyve, soya, bir de süt varmış içerisinde. Bunun adı da şirmalmiş. Sütten yapılan bir şey de tam olarak anlamadım ne olduğunu. Kapkara bir tatlı abi. En sonunda şu şerbet gibi bir şey batırılıyor. Önce ikiye keselim. Ha bak içinde böyle hamurumsu bir şey var ama süt ürünü dedi. Süt ürünü. Tadına bakacağım. Böyle siyah bir tatlı. Bizim onu kim yazdı? Allah belanı vermesin. Gerizekalı kim yazdı? Salak ya. Tövbe estağfurullah ya. Neler yazıyorsunuz oğlum ya. Lokmaya benziyor. Lokma. Tadı güzelmiş ha. Böyle siyah miyak gözüktüğüne bakma. Lokma ata. Lokma ata buradan çıkmış kardeşim. What is the name again? Kalacamur. Kalacamur. Kalacamur bu bildiğimizin lokmalar var ya onun siyah hali. Böyle bir tatlı bu da. Bak bu güzeldir. Bu güzeldir. Bu güzeldir. Yok göremezsiniz abi ne yazdığını. O farklı bir şey yazdı da güldüm. Bu arada iki tanesini 30 rupiye aldık. Yarım dolar bir şey. Burada da tavuk kızartıyorlar bakın. Bu arada bir şey diyeceğim. Boş yapmayın siz oğlum. Bazen çok boş yapıyorsunuz. Bir şey diyeceğim. Şu dükkandaki her şeyi yerim. Yani denerim, anladın mı? Denenmeyecek şeyler değil. Hamur işi. Yani lokmanın siyah hali oğlum. Lokma. Tadı güzelmiş ha. Böyle siyah miyak gözüktüğüne bakmayın. Acayip güzel. What is the name again? Kalacamur. 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 Bak. Kalacamur bu bildiğimizin lokmalar var ya onun siyah hali. Bak o bu da şey işte burrito mu neydi lan burrito diyorum. Neydi o İspanya'nın meşhur tatlısı. Kanka zaten yapılışta sıkıntılar yoksa evet bence de mantıksız değil. Neydi adını unuttum lan. Böyle bir tatlı bu da. Bu arada iki tanesini 30 rupiye aldık. Yarım dolar bir şey. Burada da tavuk kızartıyorlar. Yusuf Prime'e bunu hoş geldin. Abi işte bak. İlk başta gördüğümüz dayı bu yani. Hiç hijyenik değil. Gerçekten bak. Son kez söylüyorum bu konuyu. Ben çok hijyen arayan bir adam değilim. Sonuçta dışarıda yapılan bir yemekte fazla hijyen arayamazsın. Tabii ki de hijyen önemli bir şey ama bu kadar da değil. Bu kadar da değil abi ya. Ya ben de ararım da kanka bu kadar aramam yani. Şey aramıyorum anladın mı? Bazı insanlar çok aşırı hijyen arıyor ya. Arkada dönüyordur abi çok şey anladın mı? Abinin ayağı tavuğa dönüşmüş oğlum zaten tavuk göre göre. Üzüm üzüme baka baka kararır. Kesinlikle mesela denemek isterim şu üzüm gibi bir şey. Abi
abi baksana ya o. Kapkara bir şeyler olmuş buralarda. Ne yani bu? Kömür parçası mı? Yanık tavuk mu? Birikmiş ya. Ne zamandır duruyor? Sinek giriyor geliyor. Belki adam yeme alırken oradan sıyırıp içine katıyor. Anladın mı? Bu geçtiğimiz sokak daha çok Müslümanların yaşadığı yer. Yani Mogol kültürü de aslında Müslüman kültürü, İslam kültürü. Dolayısıyla burada et, chicken, tavuk ve benzerleri şeyler bulunabiliyor. Bu bölgede böyle bu. Böyle komple sokağı gördüğünüz gibi full tavuk, et, ataya falan vardı. Bu arada Hindistan'da %12... Ataya! Yine 4. elinemiş yayıncılığı bırakana kadar devam. Eyvallah kardeşim. Mr. Scofield 2. elinemiş zaman ne zaman geçti anlamadım. Ya, akıyor kardeşim ya, zaman akıyor. Dirzop 100 bit göndermiş, mikrop kaynıyordur abi yiyecekler. Evet abi, sürekli sinekler falan filan anladın mı? Bir de oranın sinekleri de virüslüdür çok. Çünkü hijyenik durmuyor hiçbir yer. Bir Müslüman nüfusu var. %2 falan herhalde Hristiyan'dı. %1-2'lik diğer dinler olarak geçiyor. Geri kalan hepsi Hinduizm. Bütün dinlerin yaşadığı bir ülke diyebiliriz aslında. Ama en çok Hinduizm tabii ki. Evet o güllaça benziyordu. Korku yok, korku yok. Şimdi yine Hindistan'da muhtemelen Delhi'nin en ünlü yemeklerinden biri olan paratas. Paratas yapan bir yerdeyiz. Paratas. Burada paratas nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle ekmek gibi bir şey düşünün. Şurada birazdan göstereceğim. Onun içine buradaki seçtiğiniz herhangi bir tane flavor yani içine koyacağınız herhangi bir şey seçiyorsunuz. Ona göre bir fiyatı çıkıyor. Bunun adına paratas. Seç beğen doldur. Şöyle şeyler koyuyorlar içerisine. Adakilo. Ya yenirsin, denersin de sosları falan, abi adamların sosları falan çok değişik renkler duruyor yani bu işte muhtemelen ıspanaklı böyle şey koyu bir sos. Sos gibi bir şey abi o. Tekrardan günaydın arkadaşlar. Bu acayip efsanevi yemek turundan sonra bayağı bir yoruldum. Hatta son böyle akşam buraya gelirken yine uyukluyordum ya tuk tuk. Kanka ben gitmem ya buraya. Hayır geleceksin Sting. Kimelilerin olarak Hindistan'a gideceğiz sen de geleceksin. Seni orada çekeceğim inadına. Orada o yemeklerin hepsini yiyeceksin. Özellikle o dayının yemeği vardı ya nerede o? Ha şu yemeği sana tattıracağım. Paprikat. O kadar uyukluyordum. Yattım, kalktım. Trenzer Prime Labo'ya hoş geldin. Tur oldu benim için. Muazzam yemekler denedik. Birçoğunun böyle tam olarak nasıl yapıldığını falan anlatamamış olabilirim. Benim için de çünkü hepsi ilk defa görüyordum onları. Ama son olarak şunu söyleyebilirim ki Hindistan yemekleri muazzam lezzetli benim için. Allah Allah. Aleykümselam Togur hoş geldin. İbrahim Tilaver diye bir kanal Hindistan'da video çekmiş. Eğlenceliydi bayağı. Valla işte şu arkadaşı izledim. Aynı değil mi ya? Emre Durmuşmuş pardon. Baharatlı, acılı ve lezzetli. Yani klafini kaçırırlar oğlum orada. Ulan ben sizi Rusya'ya götüreyim teşekkür edersin sonunda. Niye oğlum? Ben çok seviyorum Hindistan yemeklerini. Umarım videoyu izlerken siz de çok keyif almışsınızdır. Buradan sonra şimdi Holyfest'in kutlandığı yere Virindavan. Doğrusu bu. Virindavan'a gideceğiz. Mathura şehrine yakın bir yer, böyle küçük bir yer. Tüm Hindistan'da Holi'nin başladığı bir yer olarak biliniyor. Zaten o videolarla görüşüyor oluruz. Bir bakarsınız Taç Mahal'e de gideriz. Taç Mahal. Çok yakın çünkü. Görüşürüz. Kendinize bakın.